Merhaba, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 2022 yaz aylarına geliyoruz ve staj mevsimi yasal stajyer maaşı ne kadar merak ediliyor? Kimlere verilir merak ediliyor? Ulusal staj programı ile ilgili de birkaç merak edilen nokta var. Hepsini özetleyip toparlayalım bu videoda. Şimdi arkadaşlar zorunlu staj var. Öğrencinin kendi isteğiyle yaptığı staj var. Bir de yaz döneminde üniversite stajları var. Zorunlu stajlarda SGK primlerini okul karşılıyor. Iş yeri Öğrenciye ücret ödeme yükümlülüğünde brüt asgari ücret 5000 lira dersek net 4253 lira. Ve stajyer maaşları da asgari ücretin %30 tutarının altında kalamıyor. Ve bu sebeple 1276 lira olması gerekiyor. Tabii ki işverenler bu rakamın üzerine çıkabilirler. Şimdi bazı üniversitelerde de yaz döneminde üniversite stajlarında işletmelerin ücret ödeme zorunluluğu yok. Ama okulun sigorta yapması zor zorunlu. İsteğe bağlı olarak eğer staj yapılırsa tecrübe kazanmak için işletmelere giderek yaz ve kış aylarında çalışmak isteyebiliyor öğrenciler. Bu kapsamda çalışan stajyerlerin sigortasının yapılmaması durumunda kayıt dışı çalışan olarak değerlendiriliyor. Bu yüzden de maaş ve sigorta olması gerekiyor. Peki ulusal staj programı ile ilgili teklif gelen arkadaşlarımız öncelikle hayırlı olsun. Eğer teklifi kabul edemiyorsanız iletişime geçin çünkü önümüzdeki başvurularda problem çıkmasın. Biri de henüz teklif gelmemiş olması bundan sonra gelmeyecek anlamına da gelmiyor. İşletmeler havuzdan sırayla teklif gönderiyorlar. Ara sıra mail adreslerinizi kontrol etmenizi önermiştim. Ulusal staj programı kapsamında üniversite tarafından sigortanız karşılanacak. Yasal olarak stajyer ücretiniz ödenecek. Ulusal staj programında üniversitedeki zorunlu stajın yerine sayılıp sayılmama konusunu üniversite yönetim karar veriyor. Onların onayına bağlı. Biliyorsunuz ki işverenler teklif gönderirken bazı bazı kriterler göz önünde bulunduruluyor. Bu noktada adayların kişisel bilgilerini görmüyor. Kurum ihtiyaçları doğrultusunda adayların yetkinlik puanlarını göz önünde bulundurarak teklif gönderiyorlar. Yeni gelişmelerle bilgilendirmeler devam edecek arkadaşlar. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.